1820 yılında başlayan ve Kurtuluş Savaşı'nda sona eren zaman dilimi içerisinde Osmanlı Devleti'nde misyonerlik faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Misyonerlik faaliyetlerini bu denli başarılı olmasında şüphesiz Osmanlı Devleti'nin ıslahat fermanı ile verdiği ayrıcalıklar, kapitülasyon antlaşmaları ile verilen ayrıcalıklar ve Osmanlı Devleti'nin bölgelerine ilgi göstermemesi etkili olmuştur. Başlangıçta kendilerine Anadolu'da hedef bulamayan misyonerler daha sonra Ermenilere odaklanıp çalışmalarında başarılı olmuşlardır. Açtıkları okullardan mezun olanların başarılı olmaları bu okulların etkilerini arttırmıştır. Hatta zamanla Müslüman Türkler dahi çocuklarını bu okullara göndermişlerdir. Misyonerlerin genel hedef kitleleri İslamiyet'in yaygın olduğu bölgeler olmuştur. Bu çalışma Osmanlı Devleti ile sınırlı kalmayıp Afrika kıtası, Arap Yarımadası, İran ve Orta Asya halklarına yönelik bir çalışmadır. Evet arkadaşlar, kanalımızın bir sponsoru var. Arkadaşlar sponsorumuz her zamanki gibi Harp Tarihi kanalı. Arkadaşlar Harp Tarihi kanalı çok başarılı bir kanal. Bu kanalda hem videoların Türkçelerini izleyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlarımız için. Hem de eğer yabancı bir dil biliyorsanız ve Türk değilseniz, yani Türkçe bilmiyorsanız, anlamıyorsanız ya o bildiğiniz yabancı dilin altyazısını arkadaşlar çok rahat bir şekilde ulaşarak ilgili videodan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar o kanal gerçekten yani YouTube Türkiye'de tarih videoları çeken en başarılı kanallardan ilk 5'in içindedir arkadaşlar. O kanala ve benim kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.